Merhabalar. Bu dersimizde bilimsel gösterim konusunu göreceğiz. Bilimsel gösterim konusu çok büyük ve çok küçük sayılarla da alakalı. Fakat bilimsel gösterimde şöyle bir şey var. Bilimsel gösterimde onun katsayısının tam kısmı 1 ve 10 arasında bir sayı olacak. Buna 1 dahil fakat 10 dahil değil. Şimdi ne demek istedik? Kısaca anlatalım. Bu iki örnekten hangisi bilimsel, hangisi değil bakalım. Şimdi burada 6 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 22 sayısı var. Biz ne dedik? Onun katsayısına bakacağız. Onun katsayısı 1 ve 10 arasında olacak. 6 tam onda 4 1 ve 10 arasında mı? Evet. Dolayısıyla 6 tam onda 4 çarpı 10 üzeri 22 bir bilimsel gösterimdir. İkinci örneğimize bakalım. 568 çarpı 10 üzeri eksi 7. Direkt neye bakıyorum? Onun katsayısına bakıyorum. Onun katsayısı 568, 1 ve 10 arasında bir sayı değil. O halde bu bilimsel gösterim değildir deriz. Peki bunu bilimsel gösterim haline dönüştürebilir miyiz? Evet, dönüştürebiliriz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Her sayının sağ tarafında bir virgül olduğunu kabul ediyorduk. Ve o virgülü kaç basamak kaydıracağız burada? 1, 2 basamak kaydırarak bunu 5'ten %68 haline getirebiliriz. Fakat o zaman ne yapıyorduk? Şimdi 568'e 2 basamak küçülttüm. O halde yanındaki 10 üzeri eksi 7'yi de 2 basamak büyüteceğim. O halde yeni sayımız ne oldu? 5'ten %68 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı 2 eksi 5 oldu. 10 üzeri eksi 5. Evet, bu bir bilimsel gösterimdir. Neden? Katsayısı, onun katsayısı 1 ve 10 arasında bir sayı oldu çünkü. Gelelim sorumuza. Aşağıdaki sayıları bilimsel gösterimle gösterelim. Şimdi sayılara bakarsak onun katsayılarına 1 ve 10 arasında olması gerekir demiştik. Bunların hiçbiri 1 ve 10 arasında değil. O halde biz bunları 1 ve 10 arasına dönüştüreceğiz. Şimdi 8'e 15'e bakalım. Ne yaptık? 815, 3 basamaklı bir sayı. Fakat bunun 1 ve 10 arasında bir sayı haline getirmemiz lazım. Ne yapacağız? Buradan virgülü aldım. 1, 2 basamak sayıyı küçülttüm. Ne oldu sayı? 8 tam %15 oldu. Şimdi bu sayıyı 2 basamak küçülttüğüme göre ne yapacağım? Onun kuvvetini 2 basamak büyüteceğim. O zaman ne yaptım? 8 tam %15 çarpı 10 üzeri 17 sayısı artık bir bilimsel gösterimdir. Neden? 8 tam %15 1 ve 10 arasında bir sayı haline geldi. İkinci örneğimize bakalım. 45.397 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yine sayımı küçülteceğim. Virgülümü aldım. 1, 2, 3, 4 basamak küçülttüm. O halde bunu ne yapacağım? 4 basamak büyüteceğim. Yani ne oldu? 5, 3, 9, 7. 4 tam 10.000'de 5.397 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 4 1. 10 üzeri 1 haline geldi. Bakalım bu sayıya ne yapmış? Bir sürü 0 var. Ben bunu 1 ve 10 arasında bir sayı haline getireceğim. O halde ne yapmalıyım? Virgülü buradan kaydırıp 1 ve 5 arasına koymalıyım ki 1,5 sayısını elde edeyim. Yani 1'den büyük bir sayı elde edeyim. Bakalım virgülüm burada. Sayıyı büyütmeye başlıyorum. Bu küçük bir sayı. Şimdi sağa doğru gideceğim. Buradan geldi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım sayıyı büyüttüm. Ve sayı 1,5 oldu. O halde ne yapacağım? Burada 10 üzeri 0 vardı çarpım olarak. Eksi 8 oldu. Neden? Büyüttüm. O halde 10 üzeri eksi 8 olarak yazdım. Buraya bakalım. 284 tam %37 çarpı 10 üzeri 22. Virgülü ne yapacağım? Buradan buraya almam gerekiyor. Ne yapıyorum? 1, 2 basamak sayıyı küçülttüm. Yani sayım şu oldu. O halde ne yapıyorum? Burasında 2 basamak büyütüyorum ve 2 tam 10.000'de 8.437 çarpı 10 üzeri 22, 2 daha 24 sayısını elde ediyorum.
diğer bir sorumuz problem şeklindeki bir soru. Bakalım. Böyle bir sayımız var. 0,0,0 28 mililitre hacmindeki sıvının kaç litre olduğunu hesaplayacağız ve bilimsel gösterimle göstereceğiz. Peki, normalde 1 mililitre kaç litredir? 1 bölü 1000 litredir. Yani sıfırdan 1000'de 1'dir. Peki, onun kuvveti olarak ifade edersek 10 üzeri eksi 3 litredir diyebiliriz. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Buradaki mililitreyi 0,10 ile 10 üzeri eksi 3 ile çarpmalıyım. 28 mililitreyi eğer 10 üzeri eksi 3 ile çarparsam litre haline getireceğim. Ve sonra ne yapacağım? Bilimsel gösterimle göstereceğim. O halde bunu bilimsel gösterimle gösterilmiş haline bakalım. Şimdi burada bunu çarptığımda bu zaten litre olmuş oldu. Şimdi bilimsel gösterimle nasıl göstereceğim? 1, 2, 3, 4 adım geleceğim. Yani sayıyı büyüteceğim. O halde bu sayıyı ne yapacağım? 4 adım küçülteceğim. Eksi 4 yazıyorum. 2,10 çarpı 10 üzeri eksi 7 litre olarak bilimsel gösterimle de gösterdim. Aylin 0,1024 sayısını 10 defa 10 ile çarpıyormuş. Çıkan sonucu bilimsel gösterimle gösteriyormuş. Peki Aylin'in bulduğu bu sonuç kaçtır demiş. Bir sayıyı 10 defa 10 ile çarpmak ne anlama gelebilir? 0,1024'ü yazdım. 10 defa 10 ile çarpmak demek 10 üzeri 10 ile çarpmak demek oluyor. Şimdi Aylin bu sayıyı çarptı. Peki çıkan sonucu ne yapacak? Bilimsel gösterimle gösterecek. O halde ne yapacak? Buradaki katsayı 1 ile 10 arasında bir sayı bulacak. O halde ne yapıyorum? Virgülü buradan alıyorum. 1, 2 basamak sağ kaydırıyorum. Yani sayıyı büyütüyorum. 2 basamak sayıyı büyüttüğümde sayı 2,10'da 4 oldu. Peki bunu ne yapıyorum o zaman? 2 basamak küçültüyorum. O halde ne oldu? 10 üzeri 8 çarpı 2,10'da 4 oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.